Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en verimli asansör kullanımını nasıl yaparız beraberce göreceğiz. Tabi şimdi bazı arkadaşlar bu da nereden çıktı diyebilir. Asansör kullananlar tabi çoğunlukta olduğu için, kullanmayı bilenler daha doğrusu çoğunlukta olduğu için bilmeyen insanlar da var tabi bu arada. Bilmeyenler için bu anlatımı yapma gereği duydum. Özellikle dün yaşadığım bir olay üzerine, yine bu yanlış kullanımla ilgili bu videoyu hazırlama ihtiyacı hissettim. Şimdi arkadaşlar bu resimde gördüğünüz gibi 7 katlı bir binamız var. Biz 5. katında bekliyoruz. Burada asansör kabini 7. katta ve burada insanlar asansöre binecek ve aşağıya inecek. Dolayısıyla biz burada yukarıya çıkacağız. Biz 5. kattan yukarıya çıkacağız. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Şurada gördüğünüz yukarı butonuna basmamız gerekiyor. Ama çoğunlukla yanlış olan şudur arkadaşlar. Geliyoruz, her iki parmağımızı da bu iki butona aynı anda basıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu asansör arkadaşlar buradan inerken bizim katımızda geliyor, duruyor, kapılar açılıyor, bir müddet bekliyor, tekrar kapanıyor. Daha sonra tekrar aşağıya iniyor. Buradaki insanlar indikten sonra tekrardan bizim katımıza geliyor ve burada duruyor. Bu arkadaşlar hem zaman kaybı bizim için önemli olan, hem de şirket için, kurum için, her neresiyse burası veya büyük siteler için, orası için bir yük, masraftır arkadaşlar. Gereksiz masraftır. O yüzden bu kullanıma dikkat ediyor. Burada basit olarak söylemek gerekirse olay şu arkadaşlar. Biz nereye gideceğiz? Soru, cevap aşağıya. Örnek veriyorum. Sadece aşağı butonuna basacağız. Dolayısıyla bu asansör geldiği zaman burada duracak ve devam edecek. Ama yukarı butonuna bastığımız zaman, aşağıya basmadan sadece yukarıya bastığımız zaman, şu insanın yukarıya çıkacağı gibi, o zaman bu asansör direkt aşağıya indikten sonra bizim katımızda gelip duracak. Bu hem bizim için de iyi olacak, çünkü asansör daha çabuk gidip gelmiş olacak. Bize de zaman kazandırmış olacak. Burada yine örnek resimde görüldüğü gibi sadece yukarıya çıkacağı için yukarı butonuna basıyor şahıs. Şimdi arkadaşlar bazı binalarda çiftli asansör var. Hatta bu üçlü dörtlü olabiliyor, çok çok büyük bir binaysa. Biz burada yine aynı şekilde biz nereye gitmek istiyorsak, dolayısıyla bu asansörün kabini var. Hafıza kartlarının olduğu kabini var. Bu çatı kısmında olabilir. Zemin katta oluyor mu bilmiyorum ama genellikle motor dairesinde oluyor. Oradaki kartlar şu işlemi yapıyor arkadaşlar. Böyle birkaç tane asansörde biz nereye gitmek istiyoruz? Aşağıya gitmek istiyoruz. Sadece aşağı butonuna bastığımız zaman burada bize en yakın olan asansörü kendisi tespit ediyor ve onu bize gönderiyor arkadaşlar. Yine burada da her ikisine bastığımız zaman lüzumsuz yere her iki asansörü de meşgul etmiş oluyoruz. Yine yeri gelmişken bilgilendirmek amacıyla söylüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz her asansörün kimlik numarası verildi artık. Bunlar yıllık periyodik kontroller yapılması gerekiyor. Tabi aylık kontrollerden bahsetmiyorum. O zaten yapılması lazım. Bu yıllık periyodik kontroller sonucunda arkadaşlar asansörlerimizde eksiklikler, kusurlar varsa onları bu özel firmalar yapıyor, belediyeler ve TS vasıtasıyla. Burada bizim asansörümüze çeşitli etiketler yapıştırıyorlar. Bunu hani asansörde gördüğünüzde nedir diye merak etmeyin diye anlatıyorum. Burada arkadaşlar yeşil etiket kullanılabilir anlamında. Mavi etiket ufak tefek eksiklikler var anlamında. Ben genel manada söylüyorum. Detayına çok girmeyeceğim. Bu yaklaşık 48 ay süre vermek suretiyle mavi etiketin yeşile döndürülmesi için zaman tanınıyor. Yine sarı etiket arkadaşlar 60 günlük bir süresi var. Bu sürede bu eksiklikleri tamamlamamız lazım. Kırmızı etiket arkadaşlar 30 günlük bir süresi var. Şayet bu eksiklikler yapılmaz ise asansöre mühür vurulması gerekiyor. Tabi uygulamada bu çok da kolay değil. Çünkü
Mühür vurulduktan sonra birileri geliyor, onu kopartıyor, tekrardan kullanıma başlıyor. Ama tabii burada şu önemli. Kırmızı etiketli bir asansör, mesela yetkililer geldi, kırmızı etiketli asansör mührünü vurdu, çıktı gitti. Ve burada ölümcül bir kaza oldu. Allah göstermesin. Burada yönetici direkt sorumlu arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Yöneticiler asansör adına her işlemi yaptıkları için asansörle de ilgili gerekli bakımları düzenli olarak yaptırmaları lazım. Etiketini olabildiği kadar yeşil, hiç yeşil olamıyorsa en azından maviye çevirmiş olmaları lazım. Bunlara da dikkat etmek lazım. Pro Dersler kanalımda asansörleri en verimli kullanım şekli nedir? Onu beraberce gördük arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de her zaman olduğu gibi bundan sonra gelecek videolarımdan haberdar olmak için ve bana destek olmak için abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.